Dönüşüm, daha iyi bir yarın uğruna dünü geride bırakmak. Türkiye tam da bunu yapıyor. Dününü inkar etmeden geride bırakıyor. Bunu da daha iyi bir yarın uğruna yapıyor. Daha iyi bir yarına yeni Türkiye diyoruz. Biz bu dönüşümün aktörleriyle birlikte Türkiye'yi, yeni ekonomiyi, yarın ekopolitiğini konuşacağız. Bugünkü konumuz oldukça ilginç ki bu hafta bizi son derece meşgul eden bir konu. Kur savaşları, dolar, eurodaki değişimlerin ekonomi etkisi ve Yunanistan seçimlerinin Türkiye etkisi etrafımızdaki coğrafyada inanılmaz bir gündem var. İki değerli konuğum var. Önce hanımefendiden başlayalım tabii ki. Burcu Aktarı Toprak. Genç Yönetici İş Adamları Derneği Başkanı, hoş geldiniz diyorum. Çok ve aynı zamanda TİM Yönetim Kurulu üyesi ve Kimya İhracatçılar Birliği Başkanı, doğru sıfatları söylüyorum. Doğru. Murat Akyüz, hoş geldin Murat. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, programa başlamadan önce bir veteremiz var. Bir bakıma üzerine tartışacağımız bir konuyu konuşacağız. Faiz lobisi yine iş başında. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sinyali üzerine dolara hücum eden hedge fonları kuru 2.45 liraya kadar taşıdı. 2,5 milyar dolarlık işlem yaptılar. Başçı faizinin indiriminde temkinli olacağı mesajını verip blöfe boyun eğdi. İzliyoruz. Merkez Bankası'nın 4 Şubat'ta olağanüstü toplanıp faizi indireceği sinyali üzerine hedge fonları dolara hücum etmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Londra ve Cayman Adaları'nda kurulu fonlar 4 günde aracı bankalar üzerinden 3 milyar dolarlık alım yaptı. Cuma günü 2,5 milyar dolarlık işlem gerçekleştiren fonlar doları 2 lira 45 kuruşa çıkardı. Yatırımcılara yabancılar Türkiye'den çıkıyor izlenimi yaratmak isteyen fonlar aldıkları dolarları yüksek fiyattan tekrar satıyor. Doları yükselterek Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda elini bağlamaya çalışıyor. Bu fonlar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da faizlerin negatif olması nedeniyle Türkiye gibi faizin yüksek olduğu ülkeleri kaybetmek istemiyorlar. Amaç Türkiye'yi geçmişte defalarca yaptıkları gibi yeniden faiz lobisine teslim olmaya zorlamak. Hedge fonların döviz blöfünü göremeyen Merkez Bankası paniğe kapılarak erken pes etti. Yakın dönemde gözlediğimiz piyasa hareketleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın öngördüğü faiz indirim sürecinin temkin düzeyiyle uyumlu değildir dedi. Yani satır arasında faizi indirirken temkinli davranacağı mesajını verdi. Lobinin yayın organları Financial Times ve Wall Street Journal'da ara toplantının iptal edilmesi gerektiğine yönelik haberler yayınlamaya başladı. İngiliz Financial Times, Merkez Bankası'nın enflasyon hala yüksekken para politikasını gevşetmesi izahı zor bir adım olarak nitelendirdi. Wall Street Journal ise Commerzbank'ın analistlerinin görüşlerine yer vererek ani bir döviz oynaklığı durumunda toplantının iptal edilebileceği mesajını verdi. Dövizin yükselmesinde Merkez Bankası'nın izlediği hatalı strateji de etkili oldu. 20 Ocak'taki toplantıda faiz indirimini yarım puanda tutan Merkez Bankası, 4 Şubat tarihini vererek adeta elini belli etti. Başçının hamle yapacağını gören piyasa oyuncuları bu aracı etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Dolar tehdidiyle indirimin boyutunu aşağı çekmeye çalıştı. Bu operasyonun benzeri 2014'te de yaşanmıştı. Doların 27 Ocak'ta 2 lira 39 kuruşa çıkması üzerine, 28 Ocak'ta olağanüstü toplanan Merkez Bankası faizi 5,5 puan yükseltmişti. Dolar operasyonuyla amacına ulaşan lobi daha sonra kuru 2 lira 6 kuruşa kadar çekmişti. Evet, hatırlıyorum 367 gün önce bu saatlerde, işte bugün gece 24'te bu masada oturuyordum. Merkez Bankası faiz olağanüstü kararına olağanüstü bir kararlar açıklayacak derken faizi beklemiyorduk, yeni enstrüman mı falan diye. 5,5 puan birden faiz artırınca elimdeki bardağı yere düşürmüştüm. Ve aradan geçen bir yıl içerisinde o yüksek faiz tepelerde kaldı. Dolar 2.06'ya kadar indi ama yeniden dolar tırmanıyor. Özellikle ihracatçı tarafınızla da bir soruyu bağlayarak şöyle bir soru sormak istiyorum. İhracatçı belki her kur için bir hesap yapıp bununla ilgili kendini ayarlar ama bu kadar doların yukarı çıkmasını bekliyor muydunuz? Artı neden yükseliyor ve bağlı olarak 4 Şubat'ta Merkez Bankası'nın faiz indireceğim dediği kararı da gerçekten etkileyecek mi bu dolardaki tırmanış? İhracatta kesinlikle kurların artışı faydalı değil. İhracatçı bunu istemiyor. İhracatçının istediği sadece stabil bir ortam. Bu ortamda
Yani dolar kuru 2.25 de olsa, 2.30 da olsa bu seviyelerde olacağını bilmek bizi daha çok rahatlatacak. Bu şekilde ani artışlar hiçbir zaman bize kâr ettirmedi, ettirmiyordu. Çünkü her ihracatçı aynı zamanda yurt içine de satıyor. Yurt içine daha uzun vadelerde satıyor, daha açık hesapla satıyor. Ve bundan dolayı eğer orada bir kazancı varsa oradan alıp kaybettiğine sayıyor. Bir yerden de ihracatın %60 ithalata bağlı olduğuna göre bir başa baş noktası, öbür taraftan da tersine yazmaya çalışıyor. Bir optimal bir kurunuz tabii, var ve onu aştı. Peki neden dolar yükseliyor? Burada doların yükselmesinin en büyük sebebi birincisi Merkez Bankası'nın müdahalesinin çok geç olması. İkincisi euro dolar kuru arasındaki ilişkiden dolayı bir artış söz konusu. Diğer taraftan da cari dengenin burada daha negatife gidebilirliği üzerine dedikoduların çok fazla artması. Burada faiz lobisinin de tabii çok ciddi etkisi kesinlikle var. Yani bir bakıma akbabalar gibi dolara üşüşme sinyalleri aldık piyasadan. Olmaz. Peki bu dolardaki çıkış tıpkı 2014-27-26 Ocak'ta da olmuştu. Evet. Bu 4 Şubat'taki Merkez Bankası'nın kararını etkiler mi, faiz kararını? Yani biraz daha temkinli davranacağını söyledi. Evet. Ne kadar bekliyorsunuz faiz indirimini ve ne kadar etkilemiş olur sizce? Yani Merkez Bankası tabii çok fazla piyasalara göre hareket ettiğinden dolayı burada çok daha herhalde düşük oranlarda müdahale olacak. Benim beklediğim yarım puan, 50 bas puan ama tabii beklenti çok daha fazla. Biz maalesef o beklentiye göre hareket etmeye çalışsak da Merkez Bankası piyasaya göre o anda hareket ediyor ve 50 bas puan civarında bir düşüş bekliyorum ben. Evet Burcu Hanım, şimdi gerçekten faizlerin aşağı inmesi noktasında Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama şaşırttı bizi. Çünkü merkez bankaları bunu yapmazlar. Elini belli etmezler blöf oyuncusu gibi. Üstelik bunu belli etmesi yetmezmiş gibi dolara üşüşen akbabalar yüzünden bir bakıma geri adım attı ve pes etti. Temkinli olacağım dedi. Düşük faiz siz girişimciler ve iş dünyası için ne tür yeni imkanlar sunacaktı Türkiye'nin yarınına? Şöyle Genç Yönetici İş Adamları Derneği olarak genel olarak ticaret erbabı olan kişilerle bir araya geldiğimizde konuşmalarımız hep Merkez Bankası'nın faiz kararına endeksleniyor. Bu tüccar olan, girişimci olanların kullanacağı ticari krediden tutun, sattıkları ürünlerin tüketici kredilerine kadar yansıyor. Dolayısıyla düşük faiz her zaman şu anda beklenti biraz daha düşük, faizlerin daha da düşmesi. Ekonominin canlanması anlamında gerek ticari kredilerin de çoğalması anlamında bu önemli bir denge olacaktı. Şimdi dünyada sadece Türkiye'ye yönelik değil, baktığımızda mesela Rusya'da faizi indirdi. Rubleyi doğduğuna pişman edecek bir yapı oldu. Evet. Yani 5 günde %2,5'luk bir artış söz konusu. Avustralya faizi indirmeden hatta indireceğini açıklayınca 15 yılın en düşük fiyatına geldi Avustralya'nın parası. Bu kur savaşları dünyada ticaret dengelerini nasıl değiştirir ve yeni bir alan mı açmış oldu? Yani soğuk savaşın bir türü haline mi geldi sizce? Ne düşünüyorsunuz? Yani kur savaşlarının bu sene de oldukça 2014 ve 2015 olarak oldukça sık konuşuyor olacağız. Bir bakıma Fed'in de faizlerin arttırmasını konuşuyor olacağız aynı zamanda. Bunu yaşayarak da göreceğiz. Açıkçası bu son Ocak ayındaki gelişmeler hepimizi şaşırttı. Böyle bir durumu ve revizasyonları düşünmüyorduk. Ancak bekleyerek göreceğiz anlaşılan. Bu peki Merkez Bankası faizi düşük yeterince indirmezse Türkiye'nin önündeki bir büyüme fırsatının kaçmasından söz edebilir mi? Siz genç iş adamları olarak, girişimci olarak nasıl bakıyorsunuz olaya? Şimdi ekonomide biliyorsunuz belirli dengeler var. Faizlerin inmesiyle sadece ekonomimizin gelişmesinden ziyade ekonomimizin gelişmesi ihracat odaklı ve sanayi bazlı, sanayi odaklı katma değer yaratacak ürünlerin üretimi ve onun üzerine Ar-Ge çalışmalarıyla da olacak bir uzun soluklu bir süreç. Sadece buna bağlamak mümkün değil ancak mutlaka ki ekonomiye faizin düşürülmesiyle bir can suyu gelecektir, canlanma olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bizim de beklentimiz o, daha doğrusu piyasanın o anlamda Merkez Bankası zaten piyasanın nabzını tutarken kendilerine söylenen en önemli özellik
bunu tutun ki piyasa yeniden kaybettiği büyümesi, iki operasyonla büyümesi elinden çalınan Türkiye yeniden büyüme, hızlı büyüme trendine girsin. Evet. Şimdi tam da bu noktada Türkiye bir bakıma almadığı iki bilete büyük ikramiye çıktı. Evet. Bunlardan birisi petrol. Yani 109-110 dolarlardan 40 dolarlara doğru iniyor. İkincisi ise bu ki bu cari açıkla çok dayak yediğimizde rahat edecek elimiz. İkincisi ise Avrupa Merkez Bankası 1.1 trilyon euroyu basacak, evet, helikopterden dağıtacak, evet, adeta. Yani evet, öyle parasal genişleme gibi laflarla söylemeye gerek yok. Evet. Piyasa euroya boğulacak. Bu Türkiye için, ihracatçı için ne tür fırsatlar bize sunuyor ya da ne tür tehditleri de belki sunuyordur? Ben daha çok fırsat olarak görüyorum bunu. Çünkü piyasada para bollaşınca tüketim artacak. Tüketim arttığı zaman da en fazla o ülkeler için üretim yapanlar ve o ülkelere ihracat yapanlar bu konuda ki Türkiye daha rahat biri olacak. Tabii ki Türkiye %45 oranında ihracat yapıyor Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracatta kesinlikle ben artış bekliyorum. Bu hemen ilk aylarda olmaz. Belki 3 ay içerisinde belki bir durgunluk yaşayacak. Onu da soruyorlar. Bu parasal genişleme Mart'ta başlayacak. Evet. Ve hemen etkisi göstermeyecek. 3 evet, ay diyen var, 6 ay evet, diyen var. Siz ihracatçı özelinde bunun etkisini nasıl, evet, ne zaman görmeye başlayacaksınız? Ben ancak Mart ayından sonra bunun görünmeye başlayacağını düşünüyorum. Çünkü ilk 3 ayda zaten bu genişleme olmayacak. Aynı zamanda daha sonraki 3 ay içerisinde de zaten bankalardan artık piyasaya aşama aşama sürülme aşamasına. Bu herhalde bir günde helikopter dağıtamaz bu parayı. Ondan dolayı zaman aşama olacak, aşama geçecek. Bundan dolayı ben bunu bir fırsat olarak görüyorum Türkiye için. Türkiye'de aynı zamanda ikinci fırsatımız, sizin de söylediğiniz petrol. Petrol türevlerindeki bu ucuzlama gerçekten bizim için çok büyük bir şans oldu. Bu işin en büyük kaybedenleri İran, Venezuela ve Rusya. Çünkü Venezuela her ne kadar bir numaralı düşmanın dediği Amerika Birleşik Devletleri'ne her gün 1 milyon varil petrol satıyordu. Ve bu 1 milyon varilden aldığı para yarı yarıya düştü. Bu yönleriyle baktığımız zaman bu işin en çok kazananlarından ilk 3 ülkesinden bir tanesi bence Türkiye. Türkiye'nin en fazla cari açık verdiği petrol türevleriydi ve petrol türevlerindeki bu kazancını büyümek için bir fırsat olarak değerlendirebilir. Yurt içinde bu bence iyi bir fırsat. Şimdi bu fırsat noktasına biliyorsunuz yani ben biraz farklı açıdan da bakmak mümkün. Şimdi Türkiye genellikle sıkıntılı zamanlarında atılımları yapan bir geleneğe sahip. 2001 krizinde öğrendiklerimizle açıkçası bugün ekonomiyi 3'e katladık. Oradaki hatalarımızı yapmıyoruz. Artı Avrupa Birliği 2008'de krize girdi. Biz gittik başka pazarlar bulduk. Değil mi? 200 kaç günlük noktasına ulaştık? Evet, 200 küsür. Şu anda evet 210'u geçtik. 200 küsür ki daha önce evet, Avrupa Birliği. Şimdi petrol genişliyor, düşüyor. Cari açık üzerinden Türkiye'nin eleştirileri de imkanı ortadan kalkıyor. Artı Avrupa Birliği'ndeki bu yapılar da Türkiye'nin bir bakıma sermaye hareketleri noktasına da gelecek. O anlamda siz girişimciler olarak bu iki fırsat noktasında kendi üyelerinizi ve genç girişimcilerin kendilerini nasıl pozisyonlaması gerektiğini öneriyorsunuz. Rehavete düşmek çünkü bir tehlike olarak görüyorum şahsen. Elbette ki özellikle genç girişimci olmanın zaten en baştaki altın kurallarından biri hiçbir zaman rehavete düşmemek. Dolayısıyla biz Sayın Başkan da demin ifade etti. Sadece ben Avrupa pazarı, ihracat pazarı olarak değil, diğer önemli Rusya da bizim için çok önemli bir ihracat pazarı idi. Son dönemdeki tabii ki etkileri farklı olacak ama Amerika ve diğer pazarların da mutlaka gözden geçirilmesi hatta üzerine gidilmesi gereken pazarlar olarak. Yani yeniden tanımlanması gereken. Kesinlikle aynı. Sadece kur ve petrole bağlı kesinlikle gitmememiz gerekiyor. Bu noktada şunu soracağım. Avrupa Birliği ile Amerika arasında yükselen Çin'e karşı bir duruş sergilemek noktasında Atlantik, Transatlantik çok taraflı yatırım anlaşması var. Yani bu yani ticaret anlaşması. Ticaret. Ve Türkiye ne yazık ki bu süreç içerisinde eğer bir hareket yapmazsa elinde kaybedecek. Çünkü neticede Alaska'daki sınır Hakkari'ye kadar uzanmış olacak gümrük noktasında. Bu alanda yapılması gereken, atılması gereken adımlar neler olabilir sizce? Şimdi bu çok önemli bir anlaşma. Bu mega ticaret anlaşması tek kelimeyle. Ve şu anki gümrük birliği bizim anlaşmalarımız içinde olduğumuz gümrük birliği bu noktada çok sığ kalmakta. Bizim bu anlaşmaya mutlak ve mutlak suretle dahil olmak zorunda olduğumuzu düşünmekteyiz. Bu anlamda GİAT olarak da lobicilik faaliyetlerine önemsiyoruz.
Hatta Nisan sonunda Amerika'ya bizzat bir heyet olarak gitmeyi planlıyoruz. Orada gerek kongre üyeleriyle gerek iş dünyasıyla bir araya gelip bu konudaki derdimizi anlatmak istiyoruz ve bu konuda eksik olduğumuzu da düşünüyoruz açıkçası. Bunu birçok STK şu anda farkında, çok önemli bir noktada, fakat bundan itibaren el birliğiyle gerek Amerika olsun, gerek Brüksel olsun, gerek Avrupa olsun bu noktalara gidip bu anlaşmanın bir yerinde mutlak suretle bir köşe kapmaya çalışmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu güzel bir haber gibi geliyor bana, çünkü neticede iki sene önce benzer yapılar konuşulurken Amerika'ya gitmiştim. Orada bize söylenen şuydu. Bizzat Amerikan Ticaret Bakanı ve oradaki temsilciler şunu demişti. Biz kongreyi ikna edemeyiz. Siz gidin derdinizi Avrupa Birliği ile çözün. Avrupa Birliği ile derdimize baktığımız zaman Tansu Çiller ve Karayalçın'ın o zaman Avrupa Birliği genişleme sürecinde 6 AVM büyüklüğünde olan Güney Kıbrıs girmesin diye biz anlaşmaya özel bir madde koyduk. Gümrük Birliği anlaşmaları genişlerse Türkiye'yi dışarıda tutun diye. Şimdi genişliyor ve dışarıda kalınca mağdur olacağız. Bunun Amerika'dan ziyade Avrupa'ya da anlatılması gerekmiyor mu? Mutlak suretle. Ya olabildiğince el birliğiyle, dediğim gibi gerek iş dünyası, evet, gerek STK'ların, evet, el birliği verip bu konuda lobi faaliyetlerini hızlandırmak zorundayız. Biz de GİAD olarak ilk aşamamızı 20 Nisan sonu gerçekleştireceğiz. Çok güzel. O zaman bunu da izliyor olacağız. GİAD'ın bu odaklanmış olması Türkiye için iyi haber en azından. Evet, Yunanistan komşumuz. Komşumuzdan bir bağlantımız var. Yunanistan radikal bir seçim yaptı ve gururunu iş başına getirdi. Çipras'ın önünde inanılmaz bir gündem var ve komşumuzda bir sorun varsa biz bu sorundan etkileniyoruz şüphesiz. Oradaki gelişmeleri izliyoruz. Yunanistan'ın yeni başbakanı Çipras sözünde durdu. Troika ile köprüleri atma aşamasına geldi. Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmelerde neler yaşandı? A Haber Atina muhabiri Manolis Kostidis telefon attığımızda. Manolis, Atina'da son durum nedir? Yunanistan Euro'dan çıkmaya daha yakın mı duruyor? Sizi dinliyoruz. Evet, Atina'da ne günler. Çok ilginç bir durum yaşanıyor. Çünkü Alexis Tsipras, yeni başbakan, radikal nöbeti değil, sol başbakan, Avrupa Birliği ile tamamen ters bir politika izliyor. Hatta bugünkü Der Spiegel dergisinin kapağında aracını ters istikamete kullanan sürücü olarak nitelendirilmekte Alexis Tsipras. Neden? Çünkü dün Eurogroup başkanı Dijsselbloem'la görüştü ve ben seçim öncesi ne dediysem onu yapacağım. Eski siyasetçilere göre yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Ben sözünde durmak istiyorum dedi. Sözünde durdurmak istediği şey şu: ben IMF'yi ülkeden kovacağım demiş seçim öncesi Alexis Tsipras. Ve dün geceye kadar aynı şey devam etmekte. Yeni Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis bunu Eurogroup Başkanı'nın önünde söyledi. Biz Avrupa Birliği ülkeleriyle ve aynı zamanda komisyonla elbette ki bu Yunan borcunun durumunu, bizim bütçe açıklarımızın durumunu konuşmak istiyoruz. Ancak biz Troika'yı istemiyoruz. Troika siz de anladığınız gibi IMF'den oluşmakta. Tabii bu Yunanistan'da bir ufak bir paniğe yol açmış durumda. Yunan borsası son bir haftada %18 düşmüş durumda. Toplam son haftaya bakarsak zaten Tsipras'ın geldiğini kamu yoklama gösterdiğinden beri neredeyse %40 düşmüş durumda. Ve tabii herkes pazartesi günü piyasaları beklemekte. İşte bu sebepten dolayı Yanis Varoufakis, yeni ekonomi bakanı, bugünden itibaren Paris'e gidiyor. Paris'te ve Londra'da görüşmeleri olacak hem kendi meslektaşlarıyla ama aynı zamanda birçok ekonomi lideriyle, çünkü durum oldukça kritik Yunanistan için. Evet, Euro'ya daha yakın görünüyor. Biz Bloomberg'e de baktığımız zaman, Bloomberg Haber Ajansı'na göre Yunanistan'ın Euro'dan çıkma ihtimali son günlerde %30'a ulaşmış durumda. Evet. Manolis Kasudis, çok teşekkür ediyoruz. Evet, stüdyoya dönüyorum. Sizden şunu öğrenmek istiyorum. Euro'dan çıkar mı? Manolis'in tahmini %30'a geldi, çıkma ihtimalinden söz ediyor. Yunanistan Euro'dan çıkar mı? Şimdi Yunanistan'ın borcu 300-400 milyar euro. Evet. Toplam nüfusu itibariyle Avrupa Birliği'nden çok ufak ama enteresan bir şekilde duruyor. Geçtiğimiz 2 yıl önceki iflasa benzer sıkıntısı yüzünden, evet, neredeyse Euro Birliği dağılıyordu. Şimdi böyle Euro'dan çıkar mı? Avrupa Birliği'nden çıkmayı göze alabilir mi? Bence bu blöf. Bu blöfü de Avrupa Birliği tabii bir şekilde görüyor ve iyi oynamaya çalışıyor ona karşı. Ama herhalde Yunanistan'a karşı en iyi koz olarak da Türkiye kullanılabilir. Sen çıkarsan Türkiye alırız derlerse Yunanistan hemen bütün o kararından vazgeçer inancındayım ben.
Çünkü Yunanistan çeşitli süreçlerde, çeşitli tehditlerle borç sildirme, işte borcunu düşürme. Bu şekilde zaten geçtiğimiz 10-20 sene içerisinde hep böyle oldu. Şimdi saç tıraşı diyorlar borç silmeye, biliyorsunuz. Yunanistan'ın saç tıraşının 40 milyar dolar, euro evet, değil de dolarlık bir maliye çıkardı. Avrupa bu saç tıraşını yapar mı? Bence bir şekilde yapar ama burada ciddi bir eksi de hanesine koyar. Çünkü Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne alınma sebeplerinden en büyüğü zaten bir tüketici toplum oluşturmaktı. O tüketici topluma da üretilen Avrupa Birliği'nde diğer sanayici ülkelerin ürettiklerini satmaktı. Ve buna karşılık da bunun bedelini tabii ki almak istiyor. Kişi başına 35 bin euronun üzerinde mali yardım yapılan bir ülkeden bahsediyoruz Yunanistan'da. Kişi başına 35 bin euroya yakın bir bedel ödendi. Ve ben bunu Brüksel'de öğrendiğim zaman inanılmaz derecede şaşırmıştım. Ve bunun karşılığında da bu parayı nasıl olsa biz geriye almayız diyerekten bu parayı vermedi Avrupa Birliği. Bu yönüyle ben mutlaka o paranın bir şekilde alınabileceğine inanıyorum. Hani dünya savaşları diyoruz ya, biz 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı topla tüfekle yaptık ama 3.sünü şu anda parayla yapıyoruz. Ve ülke topraklarını satsalar bile o parayı belki karşılayamayacak Yunanistan. Bundan dolayı. Yani benzeri de bizim sıkıntımız ya. Libor artı 5-10'la alırken evet, bize de Libor artı Kıbrıs, Libor artı evet, Ege diye gelmişlerdi. Evet. Şimdi evet, aynı şey. Aynı şeyler yaşıyor evet, şu anda. Şimdi tam bu noktada ben özellikle Yunanistan'ın enteresan bir durumu var. Atina ilk defa bu kadar tarihte bu kadar zor duruma daha önce de düşmüş. Bu 6. kötü duruma düşmüşü. Atina'ya adını veren Athena, bilgelik kraliçesini dinlediği zaman demokrasi, uygarlık yukarıya çıkarmış ama aynı şekilde mitolojisindeki Dionysos dediğimiz zevk ve şarabın tanrısını dinlediği zaman da işte şimdiki duruma, hedonizme düşerek yani aşağılara inmişti. Şimdi fakat enteresan bir etkisi daha var. Size onu soracağım. Şimdi İspanya, ya bizim aklımıza Çipras niye gelmedi deyip hareketlenmeye başladılar. Aynı şekilde Portekiz, ben ne güne duruyorum. Hatta daha da tehlikesi İtalya, ki kurtarılamayacak kadar büyük olan Fransa bile, Türkiye acaba yeniden bir sol hareketle beraber ekopolitik üzerinden yepyeni bir açılım gibi geliyor. Sanki Avrupa Birliği yepyeni bir siyasi tehdit de altında, biz de ödemeyelim gibi. Burada galiba Almanya en büyük ızdırap evet, çekici evet, olan. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani çok önemli bir noktaya aslında altını çizdiniz. Çok enteresan bir denge oldu yani son seçimler. Özellikle Yunanistan'da şu belli oldu ki biz 2-3 yıl önce GİAT olarak oraya bir heyet olarak gitmiştik. 50 milyar euroluk bir özelleştirme paketiyle geri dönmüştük ve Türk iş dünyasında bunu yayınlamıştık. Hatta ilk defa sizin kanalınızdan bunu açıklamıştık. O zamandan bu zamana çok farklı dengeler değişti. Onu görmek çok enteresan. Değil mi? Sizin buraya özelleştirme için Rothschild'a gelmişlerdi. Adalarımızı kesinlikle size verelim. Aynen. Aman Almanlar almasın, gelin beraber iş yapalım dedi. Ne değişti? Bizim gördüğümüz kadarıyla da bilemeyiz. Belki de hissetmediğimiz, duymadığımız bazı işbirlikleri olmuştur veya satın almalar. Ama resmi olarak yansıyan belirgin bir özelleştirme gerçekleşmedi. Bundan sonraki süreçte de olacağını sanmıyorum. Çünkü biz izledik ama tam tersi oldu. Hatta özelleştirme evet, yerine devletleştirme başladı. Pire Limanı'nın Çinlerle olan anlaşması fiilen bugün iptal edilmiş oldu. Evet. Sizin sorunuza da gelecek olursam, evet bu enteresan, baktılar gördüler ki o yönetim bir verim vermiyor. Şimdi de bambaşka bir yönetimi devreye sokalım dedi Yunan vatandaşları ve seçimle %36 ile Tsipras yönetime geldi. Enteresan ve radikal kararları var. Euro'dan çıkar mı veya Euro'yu kullanmaktan? Bilmiyorum, birbirlerini gelecekler diye düşünüyorum. Yunanistan şu anda gayri safi milli hasılasının %170 borcu %170 oranında. Bu boyundan fazlasıyla aşmış bir borç. Türkiye'ye baktığınızda bunun %30 olduğunu görüyorsunuz. Türkiye ekonomisi de Yunan ekonomisinin neredeyse 5 katı yani. Bu kadar büyük bir büyüklükte. Muazzam bir borçtan bahsediyoruz. Herhalde biraz oturup ciddi bir pazarlığa oturacaklar diye düşünüyorum ama diğer ülkeler ne yapar derseniz, bunun gerisinde İspanya'da da aynı kriz var. Yunanistan kadar ciddi olmasa da İtalya'da da. Bunlar ufak ufak bir yani, ayaklanma. Biz de bu sisteme dönelim. Çipraz'a akıl etseydik biz de ödemezdik demeye başladılar. Denenebilir. Başı şimdi, dertte Avrupa Birliği'ni diye düşünüyorum. Zaten buradan da Euro'nun dolara karşı olan duruşundan evet, da zaten bunun... Evet. Görüyoruz. Oraya geleceğiz. Tam da bu nokta. Euro, dolar. Evet. Kur savaşları
da en önemli yapı ve Türkiye'yi evet. son derece etkiliyor. Çok. Birim fiyat noktasına. Şimdi Türkiye özellikle ihracat noktasına evet. soracağım. İthalatını dolarla ama satışını genellikle euro ile yaptığı zaman tam evet. Türkiye'nin aleyhine bir durum söz konusu. Evet. Bu kur savaşlarının euro dolar çatışma alanında Avrupa Birliği'nin durumu, petrolün durumu ortadayken siz nasıl bir gelecek bekliyorsunuz ve Türkiye'ye etkileri ne olabilir? Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya. 2014 yılı içerisinde. Evet. Hemen arkasına Irak, üçüncü ülke İngiltere. Şimdi onun ardından İtalya, Fransa olarak devam ediyor. Bakın bu saydığım ülkelerin hepsi, çoğu Avrupa Birliği ülkeleri. Şimdi biz buraya satarken doğal olarak euro ile satıyoruz. Ve euro ile satış yaptığımız noktalarda son bir aydaki bu düşüş %15. Ve biz %15 para kaybettik. Yani Türkiye %15 bu kur savaşında para kaybetti. Eksi yazdı. Evet, dolar bazında. Çünkü biz ihracatlarımızı da dolar bazında ilan ediyoruz. Ve %15 biz eksi haneye düştük. Muhtemelen bu ay içerisinde de eksi çıkacak ihracat. Ama ihracatımızın düştüğünden dolayı değil. Euro'daki bu kur farkından dolayı. Çünkü bizim çok istikrarlı bir ihracatta bir evet. artışımız vardı evet. dengeli olarak. Krizde bile artırabildiğimiz tabii, bir tutumumuz var. Burada evet. ya %2-3 bile artırmış olsak bu %15'i eksilmeden dolayı eksi çıkacak. Hı. Ama bu hiçbirimizin moralini tabii ki değiştirmeyecek, bozmayacak. Bizim burada özellikle geçmiş dönemde Afrika'ya yönelmiş olmamız, Güney Amerika'ya yönelmiş olmamızdan ne kadar haklı olduğumuz daha da ortaya çıktı. Çünkü bir eksen kaydırmanın ne kadar isabetli bir kesinlikle çünkü proaktif bir davranış evet, oldu. Çünkü evet. Avrupa Birliği'nde tamam belki pazar halen sabit. Çok az da olsa büyüyerek devam ediyor. Tamam Almanya bizim en çok ihracat parasal genişlemeyle ülke. Alım gücü de artabilir ama evet. Euro'dan yaptığımız bir zararı da kapatıyor olmamız evet. lazım. Bir taraftan da evet. Euro ile kurun birbirine eşitlenme düzeyine geliyor olması bizim elimizi biraz zorlaştırmaya başlıyor. Sebebi de Almanya kendisini üretim üssü olarak Polonya'yı, evet. işte Bulgaristan'ı, Doğu Avrupa ülkelerinde birkaç noktayı zaten seçti ve buraya da yatırım yaptı. Bu sefer bu bölgelerden yaptığı sanayileşme kendisine daha fazla katkıda bulunmaya başlayacak. Çünkü rekabet edebilir ülkeler olmaya başlıyorlar. Evet. Türkiye'nin eli burada biraz daha zorlaşmaya başlıyor. Tam bu noktada işte süremiz de bitmek üzere son soruyu size sorayım. Elimizin bu kadar zorlaştığı bir dönem çaresizlikten çare üreten bir geleneğe sahip olduğumu söyledik. Biz bunu seviyoruz. Evet seviyoruz galiba. Seviyoruz. Şimdi galiba seveceğimiz alanlar yeniden test alanı önümüze geliyor. Bu kur savaşında Türkiye'nin çıkış yolu nerede? Ne yapmayı düşünüyorsunuz siz şahsen buna karşı? Hem şirketiniz olarak hem Genç Yönetici İş Adamları Derneği'nin üyeleri olarak. Siz şimdi başta da söylediniz. Kur savaşları ve cari açık bunların üzerine yoğunlaşmak. Evet tamam ama biz ne olursa olsun hep aynı şeyi söylüyoruz. Üretime, sanayiye ve katma değer vergisi, katma değeri yüksek ürünlere odaklanmak. Bizim ülke olarak çıkış yolumuz bundan ibaret Sayın Oğuz. Yani kur da, petrol de hepsi bunlar gelip geçici rahatlamalar bizler ama asıl düşünmek zorundayız. Evet. Biz kısa mesafe evet. koşucuları değiliz. Bizler maratonu düşünmek zorundayız. 2023 hedeflerinde evet. bu olmazsa olmaz. Şimdi maratonla kısa koşucunun bir sözle bitirelim o zaman son programımızı. Eğer siz 100 metre koşuyorsanız sadece protein kalori yakarsınız ama bir maratonun sonunda kaslarınızın %15'i artık sizin de değildir ve Türkiye sanıyorum bu konuda daha gayretli bir çalışmak zorunda, katma değerini artırmak zorunda kalacaklar. Kesinlikle. Efendim, programımıza şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür için. Ediyorum katıldığınızdan dolayı. Kur savaşlarını konuştuk, Yunanistan'ı konuştuk ve Avrupa Birliği'nin parasal genişlemesinin Türkiye'nin yarına etkilerini konuştuk. Yeni bir yarın programında görüşmek üzere, mutlu yarınlar diliyorum.